çılgın bir hafta yaşadık Amerikan borsalarında. Perşembe günü süper sert bir düşüş geldi. Çünkü Japon Merkez Bankası'nın faiz politikasında bir değişik olabileceği öngörüsü vardı. Neyse ki o dedikodular yanlış çıktı ve Cuma günü tekrar yükselişte açtık. Cuma günü iki de süper veri gelince borsalar adeta bomba gibi yukarı doğru patladılar. Haftayı da Nasdaq'ta toplamda %1.67 yukarıda tamamlamayı başardık. Cuma günü gelen ekstra olumlu veriler nelerdi? İki büyük veri geldi. Bir tanesi Amerika'daki maaş artışları ile ilgili veri geldi. Ve maaş artışlarının aslında olmadı. tam tersine maaşların aşağı doğru düştüğü ortaya çıktı. Bu enflasyon korkularını yenen bir mesele olduğu için borsalara iyi geldi. İkinci bir haber de yine Fed'in çok önem verdiği PCE enflasyon endeksi ile ilgili geldi. O da beklenen altındaydı ve o kadar düşüktü ki Fed'in adeta hep sözcüsü gibi davranan Wall Street Journal gazetecisi Nick Timmeros son derece olumlu bir tweet attı. Ve dedi ki son 3 ayın enflasyon verisini yıllıklandırırsak çekirdek ürünlerde enflasyon %1.6'ya, barınma da %6.2'ye, barınma haricindeki çekirdek hizmetlerde ise %3.3'e kadar gerilemiş durumda. Tabi piyasa bu haberleri sevdi. Zaten perşembe günkü düşüşü telafi etmek için bahane arıyordu. Ve cuma günü bomba gibi yukarı gittik. Ne oldu derseniz S&P tarihi günlerinden bir tanesinin yaşadığı %0.99. Nasdaq tek günde %1.90 yükseldi. Bir önceki gün nokta 50 düştüğünde kıyamet kopuyor diyenler herhalde rakamla şaşırmışlardır. Dow Jones da 0.50 yukarı doğru kendini attı. Bizim tabi portföy açısından da çok güzel bir gündü. Intel %6.6, Rocket Rap %5.5, Baba %5.35, Unity %5.05, Mara %4.5. inanılmaz günlük artışlar vardı. Uzun zamanda durgun giden Tesla bile o gün %4.20 kendini yukarı attı. Buraya kadar güzel ama şimdi Ağustos ayına girdik ve Ağustos ayı borsa açısından genelde pek iyi bir ay değildir. Neden? Çünkü Ağustos ayında fon yöneticileri tatile giderler borsanın derinliği düşer. Kötü haberlerinde iyi haberlerinde tabi borsayı etkileme oranları sert şekilde artar. Bu da dolayı Ağustos ayı geleneksel olarak borsada para kaybedilen bir aydır. Bu, yıl yılda illa böyle olacak diye bir şey yok ama durum böyle. Biraz bakacak olursak Ağustos ayı performansı 1950 yılından beri ortalamada eksi 0.1'lik kayıp var. Burada görüyorsunuz yukarı giden yıllar aşağı giden yıllar ortalaması negatif. Geriye çekilişlerde biraz sert olabiliyor. %3.2'lik ortalama geriye çekildiği zaman bu S&P rakamı bu Nazdağ %4-4.5 olarak yansır ve bayağı canımız tabi ne yapar acıyabilir. Bundan haberdar olmanız lazım. Her sene aynı şey tekrarlanacak diye bir durum yok elbette. Geçen sene Ağustos bir kabustu. Hiç unutmuyorum çünkü tatil değilim ama geçen sene zaten yılın geneli kabus geçiyordu. Onun bir devamı gibi düşünebilirsiniz. Bu yıl ne olacak öngörmek zor. Eğer ortalama geri çekiliş bu yılda kendini tekrarlarsa nazdan 4582'den 4470 veya 4430 aralığına kadar geri çekilmesi mümkün. Bu insanı üzer mi üzer biraz can acıtır mı can acıtır ama sonuçta ölümcül değil ama Ağustos ayında böyle bir ihtimal var. Bunu tetikleyecek neler olabilir? Mesela yarın Jolt raporu ve Amerika Birleşik Devletleri üretim endeksi raporları geliyor. Bunlar tetikleyebilir. Cuma günü işsizlik verileri geliyor Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni o etkileyebilir ama en önemlisi tabii 10 Ağustos'ta yani gelecek hafta Perşembe günü gelecek olan Amerikan enflasyon verisi. Muhtemelen manşet enflasyonda %3'ün biraz yukarısına çıkacağız tekrar. En son %3'e düşmüştük. Ama bu beklenen bir şey çünkü bazı etkisi sorunumuz var. Bir de petrol fiyatları biraz yukarıya doğru gidiyor. Onu beklentiler içerisine yerleştirecekler. Biz de ona göre kıyaslamamızı her zaman gibi detaylı şekilde yapacağız. Ama çekirdekte geriye doğru çekilişin gitme ihtimali çok çok yüksek. Çünkü kiralarla ilgili haberler geliyor. Onu geriye doğru çekilme yönelik. Üfe geçen ay çok düşük çıkmıştı. Bütün bunlar çekirdeği aşağı doğru çekecektir diye düşünüyorum. Böyle ilginç bir döneme giriyoruz. Aslında geçen ay da öyle oldu manşetteki ana kalemler olan petrol ve gıda yukarı doğru gidiyor ama çekirdeği etkileyen kalemler aşağı doğru iniyor. İşte Ferin burada bir tercih yapacağını düşünüyorum. Yani şimdiye kadar bize ne dedi? Manşetteki düşme önemli değil. Önemli olan çekirdektir dedi. Şimdi manşet belki biraz yukarı doğru gidiyor. Hem bazı etkisinden dolayı hem biraz önce bahsettiğim gelişmelerden dolayı. Ama çekirdek aşağı gitmeye devam edecek muhtemelen. Bu durumda Fed'in tavrı olacak göreceğiz ama önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde önemli veriler bunlar. Tabii çok sayıda bilanço geliyor. Amazon, Apple, Palantir, AMD, Nio, çok sayıda bilançoda geliyor. Bunlar hakkında da günü geldiğinde yorumlarımı yapmaya çalışacağım. Onların da her biri yine borsaya yukarı çıkarıp aşağı indirebiliyor. Özellikle Apple bilançosu çok çok önemli bilanço. Çünkü 3 trilyon dolarlık değerlemesiyle dünyanın en önemli şirketi. Biraz endişeliyorum yine Apple'dan. Her zaman olduğu gibi. Çünkü bu kadar faizlerin arttığı, bu kadar ürünlerin pahalandığı bir ortamda Apple yine başarabilecek mi? Şimdiye kadar Apple hep şapkadan bir tavşan çıkartıp bir şekilde hedefini tutturmayı beceriyor. Onu da bu hafta yine günü gelmeden önce değerlendireceğiz. Öte yandan beni endişelendiren iki gelişme var. Bunlardan da açık konuşmamız lazım. Bir tanesi Amerikan doları yine böyle bir kafayı yukarı çıkart. Bir tanesi Amerikan doları yine böyle bir kafayı yukarı kaldırdı. Bu tabii güzel değil. Çünkü Amerikan doları ile riskli hisse senetleri birbiriyle ters korelasyondadır. Dolar yukarı bizim hisseler aşağıya. Orası biraz can sıkıcı. Bu hafta etkilerini göreceğiz. Bir de petrol tarafında bir tırmanış var. Ciddi bir tırmanış var aslında. Bir aya yaydığımızda %14'lük civarında artış var. Amerika'da pompa fiyatlarına dün baktığımda %5 olarak yansımış. Bu kabaca manşet enflasyona bir bas puan eklemek anlamına gelir. Bu biraz endişe verici. Bakalım duracak mı, geri dönecek mi göreceğiz. Burada iki sebep var temelde. Bir tanesi yaz ayları insanlar daha fazla seyahat ediyor. Bu zaten bilinen bir şeydir. Geneksel olarak özellikle benzin ve dizelde tırmanış olur burada. İkincisi de biliyorsunuz Suudi Arabistan liderliğinde ülkeler petrolü kısıtlamaya çalışıyorlar. Bunun etkileri var. Bir de yine Rusya-Ukrayna gerilimi biraz tatsız bir yere doğru ilerlemiş durumda. Onlardan da piyasa korkuyor. Ama bu haftayı dikkatli takip edeceğiz. 80 doların altında kalması tercihimiz olur bizim açımızdan. Yukarı doğru hızlı adımlar atıp da böyle işte 90'a doğru vesaire yürüyorsa o zaman yatırım tezlerini tekrar gözden geçirmekte büyük fayda var. Yani anlayacağınız Ağustos ayı biraz riskli başlıyoruz. Benim yılın ikinci yarısı yön yukarı teorim aynen geçerli hiçbir değişiklik yok. Ama ne demiştim onu anlatırken de Ağustos Eylül aylarını pek sevmiyorum. Çünkü borsaların biraz tadının kaçtığı bu dönem olabiliyor. Ama yani buralarda hemen satayım dipten alayım vesaire. Hani bu tip trade'ler yapılabilir mi? Çok becerikli olanlar yapabilirler. Ben çoğu zaman bunları pek beceremem. Bu nedenle ben long kalmaya devam edeceğim. Biraz önlemlerimi sıklaştırarak Çünkü şu tablo beni her zaman büyülüyor. Bu tabloya baktığımızda eğer 10 bin doları yatırmış olsaydınız 1993'te Amerika Birleşik Devletleri'ne S&P 500'e ve hiç dokunmasaydınız yani piyasa yukarıda gitse aşağıda gitse endekse yatırım yapıp hiç dokunmasaydınız bugün 158 bin 434 dolarınız olurdu öyle görüyoruz. Yani bu için düşüşler var yükselişler var hepsi var. Buna karşın ay borsa işte düşecek biraz satayım dipten tekrar alırım vesaire yani bu biraz daha trader mantığıyla veya bize çok hakim olan nedense dibi bulacağım dibi bulacağım aşkıyla davrandığınızda ...en iyi günlerini kaçırma ihtimaliniz var borsaların... ...mesela bu cuma öyle bir gündü değil mi... ...Nazlak %1.9 yukarı attı... ...onu kaçırabilirdiniz... ...en iyi 10 günü kaçırdığınızda... ...kazancınız %54 gerilecekti... ...en iyi 20 günü kaçırdığınızda... ...kazancınız %73 gerilecekti... ...en iyi 30 günü kaçırdığınızda... ...kazancınız %83 gerçekleşecekti... ...yani buradan şunu anlamanız lazım... ...S&P böyle lineer yükselen bir borsa değil... ...Nazlak'ta öyle hep böyle düz düz gitmiyor... ...onun yerine ne yapıyor sakin gidiyor düşüyor sonra ani sıçramalar yapıyor. O gün bir haber geliyor borsa kırılmaya hazır oluyor ve ani sıçramalar yapıyor. Onu kaçırınca da yandı gülüm keten helva. Tabii bütün bunlar yatırım tavsiyesi değil. Kendi riskinizi kendiniz yönetmelisiniz. Kendi yatırım stratejinizi kendiniz yönetmelisiniz. Amerika Birleşik Devletleri'ne enflasyon geriye gidiyor. Resesyon tehlikesi şu anda yok gibi gözüküyor. İşler yolunda. Bundan dolayı borsanın yönü genel olarak yukarıdır ikinci yarıda. Ama Ağustos sonrasında da Eylül biraz can sıkıcı aylar olabilir. Ona göre ben hazırlık yapmanızda fayda var diye düşünüyorum. Evet yine bir tatil beldesindeyim bu arada farkındaysanız ne yapalım benim de stres atma yöntemi bu. Sevgiyle kalın hoşçakalın görüşmek üzere.